Merhaba arkadaşlar, ben Burak Kaanbüyük. KiCad video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle bu kullandığımız komponentlere designator vermeyi öğreneceğiz. Bunu yapabilmek için ekranda gördüğünüz bu butona tıklıyoruz. Ve burada bazı bilgiler var. Diyor ki ben bu designator'ları, yani bu tanımlayıcıları, işte kapasitör mü, direnç mi, bobin mi, bu designator'dan anlıyoruz. Bunları diyor tüm şematik için mi yapayım, yoksa sadece bu çalışma sayfası için mi yapayım, yoksa senin seçtiklerin için mi yapayım diyor. Ben tüm şemateyi yapacağım ve bunu yaparken de yukarıdan aşağıya doğru mu bir isimlendirme vermeye başlayayım, yoksa soldan sağa doğru mu? Yukarıdan aşağı olabilir. Buradaki önemli bir mesele şu. Hani bu yukarıdan aşağı, sağdan sola, bunlar biraz şey, siz karmaşık bir tasarıma sahip olursanız, yani şematik tasarıma sahip olursanız, belli yerlerde değişiklik yaptıysanız sadece oraların falan değişmesini isteyebilirsiniz. O yüzden böyle bir anlam taşıyor. Ondan sonra tüm burada da ayrı bir özellik var. Burada diyor ki tüm şematiğin designator'larını baştan mı vereyim, yoksa önceden annotation olmuşlar, önceden belirlediklerin kalsın mı diyor. Ben tüm şematiği baştan ver diyeceğim. Yukarıdan aşağı diyeceğim. Bu tarafı kullanmanıza gerek yok. Annotate dediğimiz zaman bunlara yeniden isim vermiş oldu. Daha sonra close deyip kapatabiliriz. Bu videoda bahsetmek istediğim şey buydu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.